İmam Ahmed Sünnetin Asıllarında Abdus Risalesinde şunu söylüyor. Sadakalar, zekatlar onlara vermek caizdir ve geçerlidir. Kim zekatı onlara verirse iyi olsun, facir olsun, bu ondan yükümlülüğü kaldırır. Bu konu hakkında buna muhalefet edenler haricilerdir. Hatta bununla alakalı şöyle bir rivayet var. Der ki, havaricin ve gerek rey ehlinden gerekse de başkalarından onlara muvaffakat eden bidat ehlinin görüşünün hilafına Ertab bin el-Munzir şöyle demiştir. Şuraya dikkat edin, burası önemlidir. Rey ehline uyacak olursak bize farzlarının tamamını bıraktırmaları yakındır. Yani biz akıl ehline uyarsak onlar diyeceklerdir ki zekat onlarla verilmez, cihat onlarla yapılmaz. Fey onlarla alakalı değildir, şu onlarla alakalı değildir, bu onlarla alakalı değildir. Onlar derler ki çünkü onlar zalim imam ile birlikte cihada çıkılmaz, cuma kılınmaz, ona zekat verilmez demektedirler. Onlarla da haç da yapılmaz demektedirler. Ramazan orucu da tutulmaz demedikleri dışında geriye ne kaldı? Yani sadece onlarla oruç meselesini zikretmezler. Yoksa geri kalan bütün meseleleri özellikle zikrederler. Derler ki onlarla yapılmaz, onlarla yapılmaz. Bu kimin görüşüdür kardeşler? Bu havaricin, yani haricilerin görüşüdür. Şimdi biz bunları anlattığımız zaman bazı böyle beyinsizler şey zannediyor. Ya diyor, bu özelliklerin hepsi sizde de var diyor. Tam tersi. Bu özelliklerin hepsi bizde yok. Bilakis sizin gibi ahmaklarda var. Çünkü sizin başınızdakiler müşrikler. Allah'ın şeriatıyla hükmetmiyorlar. Bir kere bunu anlamanız lazım. Söylediğim şeyleri, bütün şartları bir arada düşünürseniz yaptığımızın doğru mu, yanlış mı olduğunu o zaman anlarsınız. Çünkü marufta itaat var diyoruz. Haramda itaat yok diyoruz. Küfre düştükleri sürece itaat yok diyoruz. Açık bir şekilde söylüyoruz. Dolayısıyla bizim şirk dediğimiz meselelere bugünkü ahmaklar da şirk diyor. Örnek vereyim, bir Abdullah Yolcu, bir Hüseyin Cinisli, bir şu bir bu, hepsi bunlar sözde selefi ya, telefi ya. Bunlarla konuştuğun zaman bunlar diyorlar ki evet, kabir ziyaretleri şirktir, Allah'tan başkasından istigasede bulunmak şirktir, rabıta şirktir, tasavvuf şirktir, şirktir. Başındaki tağut bunların hepsini destekliyor. Böyle bir cemaatten gelmiş. Destek verdikleri cemaatlerin, tarikatların çoğu bu amelleri yapıyor. Hadi anayasayı geçtim ha. Geçtim. Adamın itikadında problem var yani. Kendini Müslüman olarak zikrettiği itikadında dahi problem var. Ama yine de ne diyorlar? Ama namaz kılıyor. Ama namaz kılıyor. Biraz önceki nakli anlattım. Dedim ki şayet eğer bir yerdeyseniz ve Allah'ın şeriatıyla hükmediyor iseler, diyelim ki baştaki imam mürted oldu, bir konuda dinden çıktı, baş kaldırmaya gücünüz yok, siz kendi halinizde namaz kılmak zorunda kalırsanız gider evinize namazınızı iade edersiniz. Bitti. Size düşen budur. İmam Ahmed'den naklettik, İmam Berbahari'den naklettik ama böyle bir vaka yok. Hani bugün günümüzde Türkiye'de, dünyada böyle bir vaka yok. Hani diyemezsin ki Suudi Arabistan'da böyle bir vaka var. Hayır, Suudi Arabistan'da da böyle bir vaka yok. Suudi Arabistan'da görüyoruz aldıkları futbolcuların kaç milyon dolarlık futbolcular olduğunu görüyoruz. Ülkenin bir tarafında sözde şeriat var. Neden? Çünkü oradan para geliyor. Aynı Mekke müşrikleri gibi. Mekke müşrikleri gibi işte Mescid-i Haram'dan bir para beklentileri var. Orayı mecbur öyle korumak zorundalar. Bir tarafta da bakıyorsun ne kadar fısk, fucur, zina, içki, uyuşturucu varsa hepsi işleniyor. Böyle bir şeriat mantığı olabilir mi? Hemen geriye gidelim. Emevilerde, Abbasilerde, evet, bazı halifelerin, hükümdarların içki içtikleri, bununla beraber zina yaptıkları sabit. Tarih kitaplarında geçiyor. Ama bunları emrettiklerine dair bir şey göremezsin. Bunların yaptığı gibi işte kanun değiştirdiklerini göremezsin. Adam futbolcuya özel kanun çıkarttı. Eşi için özel kanun çıkarttı. Yani böyle bir mantık olamaz. Onun için dünyada böyle bir örnek yok. Onun için kimse şu örnek, bu örnek demesin. Türkiye'yi geçtim zaten. Dünyada böyle bir örneğin olmadığını söyleyebiliriz. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizler de tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.